Ben de aynı Ayşe gibi olmuştum. Sanki koca dünya yıkılmış, ben altında kalmış gibiydim. Ne kocamı görüyordu gözüm, ne başka bir şey. Aramıza aşılmaz bir duvar ördü yenge. Ne yapsam, ne etsem ona ulaşamıyorum. Sabredeceksin Ferit'ciğim. Hiç ama hiç acele etmeyeceksin. Keşke o gün yanında olabilseydim. Keşke o gün o telefonu açabilseydim. Nereden bileceksin Ferit'ciğim? Ama böyle kendini suçlayarak da olmaz ki. Yani ancak kendini üzersin. Yani kimseye de bir faydan dokunmaz. Öyle de dokunmuyor ki zaten. Ayşe yüzüme bile bakmıyor. Baksa da görmüyor zaten beni. Ruh gibi. Ne yaşadığını da hatırlamıyor. Ya ben onun başına bir şey gelecek diye ödüm koptu. Kendimi o kadar kötü hissettim ki elim ayağım birbirine dolaştı. Onu çok iyi anlıyorum. Ben de yıllarca kendime gelemedim. İşte o yüzden diyorum ya sana sabredeceksin diye. Yani sen de böyle erkenden havlu atarsan o zaman hiçbir şey toparlanmaz ki Ferit. Doğru söylüyorsun yenge. Ben onun için her şeyi yaparım biliyorsun. Biliyorum oğlum. Gene aynı şeyi yapıyorsun Medya. Gene aynı haltı yiyorsun. Sence tanışmamız tesadüf mü yoksa kader mi? Bilmem. Bence tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuk vardır. Ferit. Söyle Ayşe. Bakma bana öyle. Nasıl bakmayayım? Böyle işte. Peki bakmayayım. Ayşe! Ayşe! Ne yapıyorsun sen? Gel buraya, gel buraya, gel, 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 gel. İyi misin? İyiyim. İyiyim gördüğün gibi. Çok iyiyim. Hatta o kadar iyiyim ki yani tahmin bile edemezsin. Hayatım lütfen biraz sakin olur musun? Söz veriyorum sana toparlayacağız. Toparlayacağız sevgilim. Ferit, bana lütfen söz verme artık. Neyi toparlayacağız? Neyi söyler misin?
Her gün daha da fazla dağılıyoruz. Hiçbir şeyin toparlandığı yok. Keşke elimden bir şey gelse, keşke. Keşke senin acılarını da alsam, yüreğime katabilsem. Keşke ama olmuyor işte. Olmuyor Ayşe. Keşke buraya hiç gelmeseydim. Keşke seni tanımasaydım. Keşke o teklifi kabul etmeseydim. Keşke sana aşık olmasaydım. Ya niye böyle konuşuyorsun Ayşe? Niye hemen bizi harcıyorsun? Senin yüzün gülsün diye, sen mutlu ol diye ben canımı veririm, canımı. Niye böyle yapıyorsun ya? Buraya geldiğimden beri ne zaman kafamı yastığa koysam Ayşe bugün başına ne gelecek diyorum ya. Bitti artık, bitti, yok. Eskisi gibi değil, anladın mı? O değişik kız yok artık. Anne. Ayşe. Anne dur, karışma bak, hiç sırası değil. Anne yapma. Ayşe. Anne. Anne yapma, hiç sırası değil. Hayat hiç kimse için toz pembe değil kızım, maalesef. Anne. İnsan acı biriktirdikçe güçleniyor. Yaşadığımız bazı şeylere kader deyip geçmekten başka çaremiz yok. Anne bak, bu bizim özelimiz. Lütfen çıkar mısın? Tamam, çıkacağım. Ama önce sözümü bitireceğim. Daha ne yaşadın ki Ayşe? Oğlum sana ne yaşattı da ona bu kadar acı laflar söylüyorsun? Beterin beteri var kızım. Bak Ferit seni çok seviyor. Üzerine titriyor. Senin için ailesini, annesini karşısına aldı. Sevildiğini, değerini bil kızım. Acı sözlerini yut lütfen. Anne. Bak sana son kez söylüyorum. Bir daha buraya gelip burada bizim özelimize karışırsan, bir laf edersen, değil konaktan, Antakya'dan giderim, bir daha yüzümü göremezsin. Duydun mu beni? Bu sana son ikazım. Ferit oğlum, biz sen iyi misin diye geldik. İyiyiz abi, iyiyiz çok şükür. Lütfen çıkar mısınız şimdi? Tamam lütfen, hadi yat biraz dinlen. Bak hepimizin sinirleri bozuldu. Lütfen yat dinlen biraz. Ferit, ben avluya inmek istiyorum. Hava alacağım biraz. Tamam inelim, beraber hava alalım o zaman, hadi. Yalnız kalmak istiyorum. Avluda duracağım, tamam? Söz veriyorum, hiçbir yere gitmeyeceğim. Kalp Yarısı ATV'de.